Rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mevzumuz insan. İnsan, şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. Öteki şey koyma şeyimiz var mı? İşte bunu bir daha şey, ötekisini koyayım. Ne demektir diye. İnsan, evet. İnsan, kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. Şimdi arkadaşlar, tabi hakikatta böyle bir şekil yok. Evet, olsaydı, yani böyle bir gölge olmasın dedim ama böyle bir şekil tabi ki yok. Fakat anlama adına Cenab-ı sökme onu sök. Şimdi denilen şeyleri hulasalandırmak. Cenab-ı Hak vacib-ül vücut alemi bu. Vacib-ül vücut alemi. Allah'lık hakikati. Mahiyeti zatisi var. Onun bir alt mertebesi şuunat-ı zatiye buraya tecelli ediyor. Şuunat sıfata tecelli ediyor. Sıfat esmaya tecelli ediyor. Ezeli ve ebedi olarak. Keyfiyetini bilmiyoruz. Ancak o budur. Peygamber aleyhisselatü vesselam öyle demişti. Ya Rabbi, ancak seni en iyi bilen sensin. Şimdi Allah'lık hakikati var iken hiçbir şey yok idi. Bu şekillendirme şu işinize yarayacak. Ne sorulursa sorulsun, bu gayb ve insan ilişkisi, insan gayb ve Allah ilişkisi, bu kafanızda canlanırsa, yani her zaman aynı cevabı, aynı istikamette düşünme imkanınız olacak bu. Abi, ders arasında kısa kısa bazı anlamadığın şeyleri... Sor, mutlaka sor. Mesela şuunat derken biz neyi anlayacağız? Çok güzel. Çünkü. Şuunat. Çok güzel. Şimdi şuunat-ı zati 24. mektupta bizdeki karşılığıyla anlasak şöyle. Tabirinde aciz olduğumuz bir lezzet-i mukaddesesi, memnuniyet-i mukaddesesi, efendim iftihar-i mukaddesesi var diyor. İnsanda, insandaki lezzet, surur, memnun, iftihar etme sıfatları tabirinde aciz olduğumuz, ifade edemediğimizin kaynağı bu. O zaman kendinden ona intikal et. Evet. Bu bizdekilerin kaynağı ama keyfiyetini bilmiyoruz. Mesela, kendimizde nasıl öyle bir şey var ki? Kendimizde lezzet yok mu? Lezzet alma. Evet. Müferrah olma. Ferah. Memnun olma. Oradan mı geliyor? Buradan geliyor. Şuunattan. Lezzet alma var mı sende? Lezzet alıyoruz. Allah'ta da. Ama ona has. Bil. Beni en çok deli eden ne biliyor musun? Evet. Yani buralarla, bunu çizsem var ya, şu duvara kadar gider şunu, şu şeyleri, yani alemleri, neler vardı, detay yapmıyorum da. Şimdi beni bunlarla, beni eden şu, deli eden şu. Sırayla gideyim. Varlığa çıkmam, yani Allah'lıkta, her şey Allah'lıktayken, nur ve mana, nur Muhammed'i bu.
Nur Muhammed'i. Allah var iken Celle Celaluhu, bu Allah'lık alemi. Buna şöyle yapabilirsiniz. O çizgi Allah. Şuna Muhammed. Şuraya da Muhammed. Tamam mı? Camide Allah Muhammed olmasının sebebi bu. Şimdi var iken hiçbir şey yok. Varlığa çıkartıyor beni. 24. mektup. O varlığa beni çıkartması, beni Allah'lık aleminde Allah iken tercih etmesi. Allah beni tercih ediyor. Ben yok zaten. Tercih edilecek bir şey de yok. Var. Sonsuz ilmi ileride burada. İlim burada. Bunu tabi detayını yapmıyoruz. Zat-ı sıfatları var, subut-ı sıfatları, efal-ı alemi var. Evet. Şurada. Şimdi beni tercih eden ki Allah. Değere bak. Bana vücut soruyor. Ben derken insan yani. İnsanı... Şimdi varlığı tattırıyor. İkinci büyük nimet. Bak ben bunu tahammül edemiyorum yani. Evet. Zevkimi söylüyorum, zevkimi. Ama kelamımı ifade edemiyorsa. Birincisi, varlığın varlığı var iken hiçbir şey yok. O varlığın içinde ne nasıl oluyorsa ben karar alınıyor. Niye? Tercih ediyorsun. Heh, o bir. Sonra bütün varlığı zatında topluyor. Çünkü ben bunun içindeyim. Nokta 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 nokta. Gelen Hazretleri gitti, buralardan geldi. Kaynağında kendisini gördü. 149 itasli gaybi. Öyle değil mi? Ali Beyti temsilen, Veraset-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam cihetiyle hakikat-ı Muhammediyesinde kendisini gördü diyor. Fena fille makamı yani. Bütün varlığı zatında topladı. En son size söyleyeceğim şu. Şey, sonra, sondan önce bir tane. Varlığından haberdar etti. Bir de şu en son. Şimdi bunlar hep düşünceler zevkidir. Üzerindeki nimeti tefekkür ederek zevkidir, zevktir. İlim değildir. İkinci şu an, dördüncü şu an öyle diyor. Zevki bir, hissi bir derstir diyor. Aklı ve ilmi değildir. Şimdi beni en çok düşündüren şu. Ben bunları bildikçe zevk alıyorum, zevke geliyorum. Yani nimeti tartayamıyorum. Şimdi kendi benliğimdeki kıymeti anladıkça zevk alıyorum, tamam mı? Ben bu melekemle yani düşünce kıyaslamamla bunu düşünüyorum. Diyor ki, beni deli eder şu. Allah Celle Celaluhu kendisine az, tabirinde aciziz. Kendisinin Allah olduğunu bilmesinden hasıl olan ve ona mahsus olan lezzet-i mukaddesiyi düşün. Bir varlık ki kendi varlığının bütün detayıyla biliyor. Bilen de kendisi, bilinen de kendisi ve o Allah ben Allah'ım diye biliyor. Bu bilmekten kaynaklanan lezzet-i mukaddese veya işte öyle. Bu keyif, bu tefekkür beni çok memnun ediyor. İnsan bunu tefekkür etmesin. Yok. Tamam. Ben neyse. Ha. Öyle bir zevkimi şey yapacağım. Şunlar aşağı yukarı anlaşıldı. Anlaşıldı. Mahiyet kısaca. Mahiyet. Karşılığı. Mahiyetin karşılığı bizde şeydir, ruhtur, ruh çeberi. Burada da zat var, zat da neye bakıyor? Bazı tabirlerden, şualardan şöyle bir şey anladım, dur çizme.
Bir başka yerde, çoğunlukla böyle anladım ama bir başka yerde şöyle anladım. Mahiyet-i zatiyenin karşılığı ene. Şuunat-ı karşı, şuunat-ı zatiyenin karşılığı ruhun dört vasfı. Ziyayattır, zişurdur, kanuner, bucağın. Bizdeki sıfatlar, bizdeki cilve ve nakış. Yani Esma'nın bizdeki karşılığı nedir? Cilve ve nakıştır. Sıfatın bizdeki karşılığı, dahil, kelam, sem, basar, kudret, ilim, irade. Zat-ı sıfatlar da şeydir, ona bakıyor. Bizim zat-ı şeyimiz yok. Şimdi, burası, Hacı Hoca, bu karar vermesi, bir şey yapması, ilk buna zuhurat olmasına, füyuzatına risalet deniliyor. Risalet. Bu risaletin burada hulasalanmasına Kur'an, efendim, lef-i mahfuza, yani mahlukat levhalarında yazılmasına da lef-i mahfuz, arş, aza, mahlukat, maddi, hakim, daire, ilim, lef-i mahfuz. Şimdi, burası Nur-u Muhammed'idir. Burası mecudur. Yani malumdur. Burası zuhurattır. Burası füyuzattır. Burası zuhurattır. Burası Kur'an'dır. Kainatın aklıdır. Burası Nur-u Muhammed'idir aleyhissalatü vesselam. Burası Kab-ı Kavseyn'dir. Burası imkan vücut ortasıdır. Buraya geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam çekirdekten meyvenin içindeki çekirdek. Bu Nur-u Muhammed'den ilk zuhuratın olduğu şeye mahlukattır. Şurası hudut, arş-ı azam, şu mahlukatın vücudu haricisi, mahlukatın ilmi vücudu. Vücudu haricisi yok bunun. Yani kudret tahallük etmemiş buna. Bu ilimdir. Arş-ı azamdaki bu şey ilimdir. Kader Risalesi'nin ilim alma tabidir. Doğru mu? Oldu, şimdi çözüldü değil mi? İlim alma tabidir. Doğrudur. Ne demek? Allah'lık hakikatında her şekilde her şey var iken ilim burada karar verip irade karar verip de bir yerde füyuzatın olması malum ama çok şey var burada. Burada çok şey var ama onlardan bir işte bir tercihi bu. Bu o zaman ne oldu? İlim içinde malum oldu. Ama bu malumun vücudu haricisi temsil etme noktasındaki şey budur. Bu malum. O zaman buradaki ilim dünyası bu maluma bağlıdır. Yani buradaki efendim zuhurata yani vacibül vücudun ilk tecellisi. Yani bütün esma bir noktadaki tecellisi diyebiliriz. Yani ağacın çekirdeği nasılsa bu da öyle. Ağaca çekirdek nasılsa bütün şeceri hilkata da bu Nur-u Muhammed'i, Nur-u Muhammed'i de öyledir. Malumdur. Çünkü Allah ezeli ve ebedi var iken hiçbir şey yoktu. Bu şey olunca malum, malumat oldu. Burası da maddi ve manevi hayat-ı Muhammed'idir. Aynı zamanda maddi hayattır. Maddi hayat, alemi. Ondan sonra arştır. Arşın şurada daire ilim var. Lef-i mahfuz buradadır. Alem-i ervah buradadır. Alem-i misal buradadır. Alem-i mananın aslı buradadır. Bundan sonra biliyorsunuz kürs var. Sidret-i muntaha var. Cennet var, cehennem var. Ve son çizgi lef-i mahve ispat var. Ondan sonra atom var. Tamam. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Ötekisine koyalım. Sonra insanı okuyacağız. Bu ana şey. Biraz da getir. Burayı. Biraz da hop. Şimdi Muhiddin Arabi ve Vahdet-i Vücut meselesinde yanıldığı nokta. Tabi biz rahat burada konuşuyoruz yani. Sen yani kim oluyorsun? Ama Mustafa diyor ya. Sen kim oluyorsun da onları böyle tenkit ediyorsun, hallaç pamuğu atıyorsun? Doğru, şahsen itibariyle öyleyim diyoruz. Biz de öyleyiz. Ama benim ustadım onları hiç yapmış. Benim ustadım diyor ustad, Kur'an değil mi?
bizim dostlarımız. Kur'an'ın şakir değil, temizi, halis bir temizi olunca rahatız, çok rahat. Tamam mı? Çünkü Bediüzzaman. Şimdi bakın arkadaşlar, Muhyiddin Arabi, oradaki biraz önceki resimde, insanı tarih yapacağız ya, okuyacağız. Orada hiçbir vücudu kabul etmemiş. Nur Muhammedi'den başka vücut kabul etmemiş. Her şey odur demiş. Hem o osttur, hem özes ezostur diyemiş. Niçin oraya geldi, o yuvarlak vardı ya, orada kaldı. Orası fena fillahiydi. İnsanın aslı. Oysa burada niçin şey yapıyoruz? İnsan yerini tespit edecek şimdi. Dört tane vücut var. Varlık dört aşamalı ile varlık oluyor. Bu güneş, birinci vücut, ilmi muhiti ezeli. Size demiştim tabi, orada detay her zaman yapın. Sıfattaki ilime ne deniliyor? İlmi muhiti ezeli. Esma-i Hüsna'daki ilime ne deniyor? İlmi ezeli. Şimdi birinci vücut vacibül vücuttur. İlmi ezeli değil, ilmi muhiti ezeli. Muhit görünce sıfat diyeceksiniz. Sonra buraya tecelli ediyor. Biraz da çek böyle. Tamam. Burası ikinci vücut. Şu. Bir de şuradan tecelli eden birinci vücuttu böyle. Munbasit aksi ikinci vücut. Lef-i mahfuz. Buraya. Şimdi bu birinci vücut ilmi mütezeli. Burası bu bir aynadır. Bu ayna. Ayna ilmi ezelidir. Yani birinci vücut sıfat. İkinci vücut esma. Hani bir soru da vardı, onu da şey yapıyor, çözüyor. Allah kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Mahiyeti zatiyesi, bir alt mertebesi neresiydi? Şunat-ı zatiye. Şunat-ı zatiye tecelli ediyordu. Şunat-ı zatiyetin bir altı neydi? Sıfat. Sıfata tecelli ediyordu. Sıfattan bir altı neresidir? Esma. Esma'ya tecelli ediyor. Demek ki Allah bu kainatı yaratmadan önce böyle bir zuhuratı vardı. Şimdi, birinci vücut ilmi muhiti ezeli. Esma. Ondan sonra ilmi ezeli, esma dedim pardon, ilmi muhiti ezeli sıfat. Düzelt şeyim adamı. İlmi ezeli esmadır. Esma aynasında sıfat tecelli etti. Tamam mı? Sıfat da bu ayna. Esma'ya tecelli etti. Şimdi bu tecelli ettiği zamanki yansımasına munbasit aksi. İkinci vücut. Lef-i mahfuz. Buradaki gözüken güneşe ve güneşin aksi üçüncü vücut lef-i mahve ispattır. Mahiyet-i ilmiye. Mahiyet-i ilmiye. Şimdi bu gitti, ışığı vurdu, burası kağıt. Görüyor musunuz? Bu kağıt. Kağıt. Burada kağıtta gözüken güneş. Resimdeki dördüncü vücut, bu da atom. Şimdi Muhyiddin Arabi adam harbiden kalktı. Geldi aslına buraya. Buradan da gitti. Oraya güneşe gidince, yani atom, lehv-i mahve ispat, lehv-i mahfuz ve nur-u Muhammedi. Bu sefer oraya gidince, yani yaprak iken terakki etti, dal oldu, budak oldu, kütük oldu, gitti aşağıya. Nereye? Çekirdeğe. Çekirdeğe gidince kaldı orada. Unuttu arkayı. Merkezi buldum. He, dedi ki, ya ben yanılmışım dedi. Bu bulunduğum yerden başka vücut yoktur. Arkayı unuttu. Geldiği yeri unuttu. He. Oysa o da vücuttu. Demek ki şimdi buradaki bizim yerimiz burada. Ha, bu ne işimize yaradı? Şimdi insana haşa, insan terakki ede ede, panteistler de öyle der, tanrılaşır. Geldiği kaynağa benzer. Masayı ben yaptım diye masa terakki ede ede insan olur mu? Bu binayı ben yaptım diye bina insan mıdır? Bina insan olabilir. Hiçbir zaman olamaz. Çünkü yapılan yapanı
yetişemez. Hiçbir zaman yetişemez. Ha demek ki varlık bu. Varlığın ana kurgusu budur. Dört vücut, unutmayacağız. Onun için acaba insan yani Nur-u Muhammediye kadar gitse Muhittin, şey Abdülkadir Geylani Hazretleri kendi mahiyetini diyor ve hakikatını Hakikat-i Muhammediyesinde gördü. Gördüğü için o sözleri söyledi diyor. Ha o zaman yani adam oraya gitmiş. Gitmiş ama buradan kopmamış. Yani üniversite diploması var. Var ama ilkokulda üniversite diploması var diye ilkokul diploması yok olmuyor ki. Niçin? Üniversitede Elif Betesi öğretmediler ki. Elif Betesi'yi, ABC'yi nerede öğrettiler? İlkokulda öğrettiler. Diplomada hepsi var üniversitede. Tabii, hepsi içinde var. Ama desen ki sırf budur, onun netice verecek altyapılar ne yaptın? Tamam. Şimdi bunu kapatabiliriz. Işığı yakabiliriz. Bu vücutları şimdi okuyalım. Abi oraya gidip oradan arkasını görememesi, kopması, öbürünün de mesela Geylani Hazretleri'nin kopmaması, o neden kaynaklı? Oranın cazibesinden mi? Cazibesi yani çekirdeğin, yok çekirdeğin cazibesi. Zahiri şeriata kanaat etmedi. Mevlana diyor ki, Beyazıt-ı Bestami diyor, hayat boyu diyor, bir damlaya mazar oldu. O Nur-u Muhammedi'deki bir damlaya mazar oldu. Davaya kalktı diyor. Biz oysa diyor her gün maşapallarla içiyoruz ama dava etmiyoruz. Yani müşahadetullah zaten ehl-i sünnet ve cemaat akaidindendir. Ama o müşahadetullah'a mazar olduğun anda sonra bütün vücutları şey yapsak inkar edecek. Olmuyor zahiri şeriata, nususu Kur'an'a ve kavaydi ehl-i sünnet ve cemaat itikadına zıt şey yaparsın. Onun için Muhyiddin Arabi hakkında iki tane fikir çıkmış. Şeyhül Ekber denilmiş, Zındıkül Ekber de diyen var. Ama en iyi diyen Rus ustadır. Ustad diyor ki İslamiyet'in bir mucizesidir. Fakat hidayettedir, fakat hidayete vesile değildir. Zaten Muhyiddin Arabi'deki den kitabında demiş ki bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen bizim kitabımızı okumasın. Tahtayı getireyim mi abi? Ha, tahtayı getirme, he. O şeyi nerede bileceğiz? Büyük nimet. Bu lazım değilse bu tamam, dur. Dur, uğraş. Şimdi, o şekilde kaç sene uğraşmış? Belki de bir iki dakikaya aldı. Tabi onların izahları var tabi, delillerimiz var külliyatta tabi, herhalde tabi bir sürü şey var ama ne kadar uğraşılmış, ne kadar ömür verilmiş, 30 sene verilmiş. Bazının aklına gelebilir, ya böyle bir acaba başka bir eserden böyle bir şey, başka bir eser izah etmemiş ki, dememiş ki. Öyle bir şey olmaz. Risale-i Nur'un dışında iyi atalım. Ha oradası tam öyle, mutlaka öyle midir yani? Hayır. Mutlaka diyebilmek için ustad ne demesi lazım, aferin demesi lazım veya tasdik edin. Biz okuduğumuzu, nasıl çıktı o? Mesela Alemi Ervah'ı okuduk birkaç defa toplamasını. Bir baktım bir yerden başladı, bir yerde bitti. Levh-i Mahfuz'u okudum toplamasını, sırf o geçen yerleri. Baktım bir yerde başlamış, bir yerde bitmiş. Neyse, ne okudumsa bir başlangıcı var. Ve bir zuhuratı var, bulunduğu konum var. Onları başlayan bir taneyle birleştirmeye çalışınca öyle bir şey oldu. Böyle bir şey çıktı ya. Mutlaka budur demiyoruz. İstifa edersen edersin. Peki bu yollarda böyle giderken yani abi zamanda gidenler olmuş. Evet. Ama şaşıranlar çok olmuş. Evet, düşmüş yani. Düşmüş Allah muhafaza. Düşmemenin çaresi rehberin kuvvetli olması mı? He? Rehberin kuvvetli olması mı? Rehberin kuvvetli olması ve kanaat etmendir, sadakattır. Mesela ilim maluma tabidir, öyle ama aslında malum ilme tabidir dersen olmadı işte. Onun dediği nusus, nas ifadelerde tapu taşlar gibi olacak böyle. Yolu belirleyen taşlardır, açık ifadeler. O açık Risale'nin ifadesi taşlardır. Bitti.
O aradaki boşlukları sen dolduracaksın. Üstad Hazretleri, hani Farabi'nin İbn-i Sena'nın yerlerde ben onların ayak izlerini görüyordum gibi tabirleri var. Onlar bu yoldan batmışlar. Evet, çünkü Kur'an'ın hususuna, İslamiyet'in esasatına kanaat etmediler. Bizde İslamiyet'i değil de, önümüzde İslamiyet adına bir sorumlu olan var, şuradan Risale-i Nur. Açık ifadesine kanaat etmese ne yürüyorsun ki? Ne, burada yürünür mü? Burada yürünmez, yürünmez İsmail. Burada yürünmez. Ne yürüyorsun? Yürüyemez kimse. Vallahi yürüyemez. Yürüyemezsin. Bak, ha böyle kardeşim ben size çizdim ya. Ha böyle deftere çize çize bak. Küllerde geçen paragraf anladığımı, küllerde geçen paragraf sonra küllerden delillerim. Böyle. 11 tane defter var böyle ya. Ha ne demek ki? Ya kardeşim bak mesela İncil Mesnevi'nin 240. Mesela ne yazmışım? Velilerin himmetleri, İmdatları, manevi fiilleriyle feyz vermeleri hali veya fiili bir duadır. Onun hakkında ne anlamışım? Oho, yarım sayfa yazmışız. Sonra o anladığının doğru olup olmadığını küllerden aradım. Anladın mı? Yani böyle tek tek gideceksin bunu yaza yaza. Bu sırf kitap okumayla değil, bunu yazmadan olmuyor bu işte. Böyle de... O zaman insan Risale-i Nur'a kanaat etse Allah'ın şaşırmaz yani bu zaman. Tabii tabii. Tabii Risale'i kanaat edeceksin o kadar. O zaman da mesulde zaten olmuyorsun şaşırsan. Ben mesela külliyattan bulabildiğim kadar yanlış yaptım ya Rabbi. Ben bunu iddia etmedim ama bir başkası bu yanlışı da görebilecek seviyeye gelirse yanlışı düzeltip kemalat kazanır o. O insanlar da mutlak ve muhit olan manaları düşünme ve kavramakta zor olur. Ama şekillenirse, şekille düşünmek hafızaya daha kalıcıdır, daha kolaydır, tefekküre daha kuvvet verir. İnsan, şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. Burasıydı, hatırlarsanız o şeklin ikincisi, kağıt üzerindeki güneş. Anladın mı? En son. O birinci şekilde düşünürseniz, Nur Muhammed'in komple ağaç şeyi. Demek ki insan şu kainat ağacının en son, en cemiyetli meyvesi. Bunu anlıyor muyuz? Ve hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle çekirdeği hastası. Hani şurada bir nur ve mana vardı. O noktadan biz oradayız, astımız. Belki buradakiler nedir? Fotokopiyiz. Yani istersen onu koy. Onu koy o birincisi. E şimdi asıl orası ve devamlı bağırdığımız o yani sen asıl değilsin, anladın mı? Asıl değilsin yani. Nesisin? Nur, çevir, Nur Muhammed'in, bak Nur Muhammed'in inikası cilvesisin sen. O zaman birbirimize şunu diyeceğiz. Nasılsın cilve-i Muhammediye kardeşim? Nasılsın Nur Muhammediye kardeşim? Kadiran böyle diyor. Şimdi bu kaynağımız mı değil mi? Sen kendini bunsuz nasıl ifade edeceksin? Yani ağacın çekirdeği, çekirdeği, yaprak mesela, çiçek, meyve, kendisini çekirdeksiz ifade edebilir mi? Hemen çekirdek ne diyecektir? Bir dakika, ey yaprak, bensiz kendini ifade edemezsin. Anladık mı? Ha, şu... Ne dedi? Hakikatı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle çekirdeği aslısıdır insan. Şimdi sen şuurun nispetinde, buraya inkişaf ettiğin nispette burası sen aslın değil mi? Dolayısıyla sen hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın aslısın. Sen. Ne şunu demek istiyorum. Sen şimdi şurada oturan budur. Bu yazı. Aslı oradadır. Anladın mı? Sen şimdi busun. Şimdi sen kalksan bu yazı desen ki ben varım. Ulan sen oradakinden burada varsın. Onunla burada varsın. Sen şimdi busun arkadaş. Bu yazının oradaki de Nur-u Muhammed'idir. O çekirdek, o aletin üzerindeki kağıt. Oraya insan nasıl gidebilir? Donmuşla da gidiliyor. Bahnoflar trenle gidiliyor mu? Yani oraya... Oraya neyle gidiliyor? Doğru söyledi. Şunla gidilir.
Bu ne? Fena filla. İbadetullah, ibadetullah. İbadetullah. Muhabbetullah. Zihnin vazifesi marifetullah. Latifenin müşahedetullah. Şimdi vazifeleri budur. Dördünü takva denilen ibadeti kamile ile oruç eder. Kağıdı çek istersen, şey tekrar şey yapacağız. Demek ki şeyde Hutbe Şami'de söylüyor. Oraya nasıl gidilir? Bu da iradenin vazifesi ibadetullah, isim vazifesi muhabbetullah, zihnin vazifesi marifetullah, latifenin vazifesi mucahatullah. Bunlar nasıldır? Dördünü takva şey yapıyor. Bu peki takva nasıl olacak? Onu da şu. Şükrü örfi. Yani maddi ve manevi uzuvlarını veriliş gaye istikametinde kullanmak. İş 28. Galiba Hutbe-i Şamiye 146. Öyle hatırlıyorum. Onun kullanılma şeyi, rehberi de sünnet mi? Evet, onu da doğru söyledi. Ha, onu da nasıl kullanacağız? Sünnetullah. Sünneti seni Allah tarafından ortaya konulan ve peygamberin hayatında gözüken kutsi ve şeriyette tezahür. Sena. Sanattan mı geliyor? Senadan mı geliyor? Senadan Allah teyit ediyor yani. Allah'ın sanatı. Yani Allah'ın takdiri ve iradesi ve tercihiyle Muhammed aynasında gözükenler. Evet. O da 11. lemada izahı var. Şimdi devam edelim. Ve kainat Kur'an'ının şimdi kainat Kur'an'ını derken arkadaşlar bunu şöyle yapsam bir mendil kağıdı verirsiniz. Hemen onu bana ver. Şimdi silmeseydin yazsaydın. Tamam, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyor. Tamam. Şimdi abone çık. Kainat Kur'an'ını. Tamam. Güzel. Aferin. Bazen kafan çalışıyor. Tamam. Bazen. Bu Kur'an. İşte Kur'an canlıdır, ruhludur. Peygamberi vardır. Kur'an'ın içindeki surelerden bir tanesi veya birkaç tanesi asırlara ve zamanlara göre, yani Adem Aleyhisselam'ın suhufu Kur'an'da verilmiş. Adem Aleyhisselam'ın suhufunu içine alan Kur'an, Adem Aleyhisselam onu da içine alan
adı peygamberindir. Onun için Kur'an'da peygamber de vardır. Bazı ayet veya sure peygamberlik yapıyor. Neyse. Şimdi Kur'an'ın hakikati burada. Yani hakikat burada, mahiyet burada da burada malum olarak gözükmüş. Hakikat tabirini görünce ne yapacağız? Esma'nın tecellisi, mahiyet bunu. Şimdi şuradan aşağı arkadaşlar komple, tabii diyeceksiniz ki bu ne var ki burada? Kürstür, Sidret-i Muntaha'dır, ondan sonra cennettir, cehennemdir, ondan sonra lef-i mahve isbattır, yedi kat semadır, atomdur vesaire. Bu alemler, tabi aralarında şeyler var. Komplesi insan-ı ekberdir veya Kur'an-ı Kebir-i Kainat'tır. Bu komplesini Üstad Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. Komplesi Kur'an-ı Kebir-i Kainat, yani bu şecere-i hilkat da diyebiliriz. Bunu çok açık söylüyor Üstad. Şu komplesi şu, bu burası şecere-i hilkat. Yani şahsiyet-i Muhammediye veya hakikat-i Muhammediye. Unutmayın bunu. Şuradan aşağıya, şöyle bütün alemlerin hulasasına ne deniliyor? Hakikat-i Muhammediye, şahsiyet-i Muhammediye veya Kur'an-ı Kebir-i Kainat veya İnsan-ı Ekber veya İslamiyet. 25. sözde Kur'an tarifinde kainatın İslamiyet olduğunu. İslamiyet'i mi? Ha, şimdi bu kainat ayet-i kübra, o ayet-i kübra ayetlerin hazırlanır, o değil, o mana değil. Nesidir dedi kainatın insan? Ayet-i kübrasıdır. Ayet-i şey diyor, pardon, ayet-i kübrasıdır ama ayet-i kübrası, evet, ayet-i kübra, insan kainat Kur'an'ının, bu evet. Kur'an değil, şu Kur'an değil. Yani kaç tane Kur'an var diyorsun, tamam, sen dediğimiz içe. Evet. Bu nur ve mana, nur Muhammed'in, şuradan aşağıya komple Kur'an-ı Kebir kainat diyor. Bu Kur'an'ın ayet-i kübrasıdır insan. Sonra ismi azamı taşıyan ayet-i kürsisi. Yani bütün isimler, mesela Esma-i Hüsna buraya tecelli ediyor. Sen de oradan geldin. Sen de buradan geldin. Dolayısıyla. Ama hepsi buradan çıkmamıştır. Onu söyleyeyim. Mesela bazılar şunu merak ediyor. Acaba kardeşim şu lef-i mahfuzdaki her şey yaratılmış mı? Hayır. Her şey yaratılmamış. Burada vardır ama şartları tahakkuk etmediği için yaratılmamıştır. Burada olup da burada olmayan var. Burada olup da kainatta olmayan var. İlle bir düşük, ille bir üstünü bir tamamıya gösteremez. Gösterse aynı olur. Ama çekirdekteki, kökteki çekirdek de meyvenin çekirdeği hem aynıdır hem gayrıdır. Ne aynıdır ne gayrıdır. Bu da böyle. İnsan, kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası ve bütün isimleri bir yerde toplanan ayet-i kürsisi. Diğerin toplama tarafından insan ayet-i kürsüsü oluyor. Evet. Kainatın ayet-i kürsüsü insan. İsmi azam demeyeceğiz, bütün ismi diyeceğiz. Arada fark var mı? Var. Bütün isimleri. Bütün isimlerinin bir yerdeki toplanması. Kainata bütün isimler tecelli etmiyor. Mesela Beka ismi tecelli etmiyor. Bütün isimlerinin ayet-i kürsüsü. Evet. Yani bütün isimlerinin hulasalandığı ayet-i kürsü. Ayet-i kürsü onun için tesirlidir. Ve kainat sarayının en mükerrem misafiri insan. Kimin misafiriz? Münacatta diyor. Biz kimin misafiriz? Hani memleket kimiz? Onun misafiriyiz. Peki değere bak. Ev sahibi. Ev sahibi Allah. Ev sahibi ne demek? Kalem nerede? Ha, elimde. Fazla nazar. Burada kal abi. Çok derine indiriyorsunuz abi. Bak, niye misafiriyiz?
Abi kendimizi misafir görmek lazım. Evet, ev sahibi yani gibi görünenler oluyor abi. Ev sahibi gibi görürsen çıkması zor olur bu dünyada. Evet, doğru. Mahiyeti zatiye, şuunatı zatiye, sıfat esma mecul tamam. Ondan sonra Arş-ı Azam Cebrail Azrail Ahmet'ti Mikail Mikail Şurken İsrafil Mikail. Burası nef-i mah ve ispat, atom, hal, kitab-ı mübin. Biz buradayız. Aynı şeyi çizdik yani. Bu kitab-ı mübin. Haldeyiz. Peki etrafımızı ne sarmış? Onun da bir misafiriyiz. Evet. Neredeyiz? Neresinde misafir? Hangi burası? Buralarda bir yerdeyiz işte. Allah'ın içindeyiz. Hal odasında bir şu anda. Yani Allah'ın içinde deme işte. Öyle gözüküyor da öyle, öyle olmayacak. Şimdi şey olur. Şimdi bir... Yani dünya Allah'ın içindeyiz. Uzay, gezegen... Her şey. Her şey. Her şey. Doğru da diyor ama demeyeceksin öyle. Öyle demeyeceğim. Doğru söylüyorsun ama deme. Demiyor. Öyle de değil. Şöyle... Kelime yanlış kullanılabiliyor yani. He. Doğru. Şöyle diyeyim. Doğru diyor da şöyle diyor. Şimdi benim merhametim nerede? Ruhumda. Ruhumun içinde. Ama içinde de değil, dışında da değil. Bilmiyoruz. İçi, ama ruhta. Öyle değil mi? Peki, gadabın nerede? Zıt ya. Merhametinle gadabın. Yine ruhta. Öyle değil mi? Ruhta. Ha, benim merhametim, şefkatim, gadabım nasıl ruhta ise, bu kainat da Allah'ın esmasının orasındadır. Bak, esma dışarıda. Esma kuşatmış çepeçevre. Abi, bu... Burası ezel, burası ebed, burası imam-ı mübin, burası imam-ı mübin, burası ezel, burası ebed, burası cennet, cehennemler, burada alem-i ervah, alem-i mana, lef-i mahfuz vesaire. Orta kısım sanki hepsinin en heyecanlı kısmı. Böyle. En heyecanlı işte bu dünya işte. Alim-i kevni fesat, ato. Merkez. Şimdi bak neredeyiz şimdi? Bizim her tarafımız kim kuşatmış? Cenab-ı Hakk'ın esması, sıfatı şunu. Yani Allah bir yerde, bu kainat bir yerde değil yani. Yani Allah böyle, yani bu şey gibi, alet gibi buraya ışık vuruyor. O zaman Allah'ın her yerde olması çözüldü. Çok güzel çözülüyor böyle yani. Allah her yerdeymiş. Yani o zaman şu ayette çözüldü. Huvel evvelu. Huvel evvelu. Vel ahiru. Ve zahiru vel batını. Ve o ve bir külü şeyin alim. Ayeti grafikten hemen anladın mı? Tefsir. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bak işte niye? Bunu anlamamışlar şöyle. Haşa bir tuhaf mana vermişler ya. Ya nasıl vurgun yemiş? Sen rehbersiz dalarsan denizin dibine vurgunu yersin. Bu kainata Allah huvel evvelu, Allah evveldir. Bu kâne. Ahirdir ha bu. Zahirdir. Başka ne Allah arıyorsun? Zahir işte zahir. Ondandır. Nerede odur nerede? Zavallı. Neyse. Meselemiz o değil. En son misafirde kalmıştık. Ha misafiriz. Biz içindeyiz de binanın içinde. Ben buradan misafirim. Kitap, burada. Kitapta neyi misafir olarak geçiyorlar? Orayı not edeyim ben. Kitap, kebir, kainat. Yok. Kainat şöyle sarayı. Diyor, kainat sarayının en mükerrem misafiri. Kainat sarayının... Orada şey var mı? Ne yani? Öyle bir şey vardı ya. Tabii. Ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru. İnsan burada ya,
diğer mahlukata tasarruf edebiliyor. İnsan aslı bu. O zaman nasıl tasarruf ediyor? Usta ne güzel diyor. Geminin diyor merkezi beyni, elektronik yer, o da değil mi? Elektrik makine. Orada bir çocuk da bir büyük adam da müdahale eder cihaza. Direksiyonu. Onu ikisi de çevirse, bir çocukla çevirir, bir büyük içeri çevirir. Yani o nizamın merkezine insan çekirdekten dala, mesela çekirdek değilsen, dal istediğin gibi şey yaparsın. Şöyle misal vereyim, doktorlar şey yapıyor. İneği batırıyorlar, ayak oynuyor. Şuraya oynatıyorlar, batırıyor, el oynuyor. Yani merkez burası. İnsan ise aynı bunun gibidir. Nedir o? O saraydaki sayr sekeneleri tasarrufa mezun, yani onlara müdahale edebilecek, yönünü değiştirebilecek en mezun faal memuru. Kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde, tarlasında varidat ve sarfiyatına zerbe ekilmesine nezarete memur. Şimdi kainat şu. Yedi katsema buradadır ha bu. Yedi katsema bu. Daha bizim konu burayı şey yapmayasınız bu gezegen sistem falan. Bizim bu fenin söylediği, bu fenin söylediği, daha söyleyeceği birinci sema daha ihata edilmemiş. Tahminlerine göre onlar söylediğini söylüyor. 200 milyar galaksi var. 200 milyar galaksinde her bir galakside 200 milyar yıldız var tahmin ediliyor. Biz bu 200 milyar galaksinin içinde bir galaksideyiz. O bir galaksinin de içinde bulunan 200 milyar yıldızın içinde bir güneş varmış. 200 milyarda böyle içinde bir tanesi güneşmiş. O güneş sistemi içinde gezegenlerden bir tanesi dünyadaymışız. Ve o dünyanın işte bu kadar coğrafyası içinde şu devlettesin, şu devletin de şurasınız. O kadar sıfır gibiymişiz. Kosmosla görünmeyecek kadar böyle küçük. O kadar değeriz. Yani atom itibariyle değerin yok. Hani 2005 itibariyle insanın cesedinden yapılabilecek malzemelerin değeri yaklaşık olarak 56 110 milyon. 100 milyon. Yani 50 euro. Atom değil mi? İnsandan bir şey yapılmıyor ki abi. 2,5 tane çivi oluyor. Bir tavuk kümesini boya yapabilecek kadar kireç var. 1,5 kalıp sabun oluyor. Yaklaşık olarak 37 mi 47 tane kirpi çöpünün içindeki kürkül tüp var. Kilosuna göre değişiyor. Tabi. Anladın mı? 1998'e göre 56 bin liraydı insanın maddetin değeri. O zaman değer bizde değil de orada. Misafir olduğumuz zata... Biz değiliz biliyor musunuz? Ha buraya bak. Burada gözüküyoruz ama burada gözüktüğümüz gibi zannediyoruz ki biz buradayız. Ha ne yaparsan hiç müdahale edemiyoruz. Meğer kaynağım orada. Sen aslı buradasın. İçin sen kendine vücut rengini verme. Nihayetsiz adem edilmişsin. Sen böyle ekranda gözüken yazısın. Ya yazı bir inan, bir inanan da var, inanmıyor yani da var. Yani biz tabii gölgeyiz. Biz kendimizi aslı burada sanıyoruz. Zannıyor, aslım zannediyoruz. Zannediyoruz. Evet. Gölgeyi. O zaman terakki ede ede, Risale-i Nur okuya okuya, namaz kıla kıla, manevi alemlere geçe gece, fena fila geçince ne oluyor? Aslını buluyorsun. Kemalatın adı aslını bulmaktır. Yani burada anladınız mı bu cümleyi? Evet. Aslımızın bu olmadığını farkına varmak da büyük bir şey. Kemalat. Ya şimdi aslı ben bu değildim demek var ya, buradan sıyrılıp ona geçmektir. Onun adıdır. Ama insanlar ben buyum diyor ya. Şu duvarda yansıyan şey. Şunu gibi ya, çubuğun görüntüsü. Bu çubuğun görüntüsü ne kadar asıllık iddia etmesi mantıksızlıksa, senin ve benim asılım, ben esasım, ben benliğim var, müstakil bir vücudum var demek, vallahi şu çubuğun gölgesinin çubuksuz kendisini ifade etmesi, dava etmesi kadar daha fazla gülünsün. Bu sahiplenme benim aslımı görme, ayağımı yere bastığım için ben. Ayağımı yere basmasam kendimi sahiplenmeyeceğim. Değil. Gerçeğim. Yani o ayağa basan da kim ki zaten? Basıldığı yer ne olacak? Şu anda Galatis nevinden aldatıyor. Ustadımızın misaliyle
denizin üzerine bakarsan bulutta bitişik gözüküyor, uzaktan bakıyorsun. Ama garanti basar gözün yanılmasıyla bulutta deniz bitişik gözüküyor. Oysa aralarında yıldızların peki, mesafesi var. Ruhu da mı aslı değil? Değiliz ki. Benim ruhum demiyor musun? Hayır, bizdeki ruh aslı evet. Değil mi? O da mı kopya? O kopya. Mahluktur. Ruh mahluk değil mi? Eneye kadar gidiyor. Mahluk olan her şey kopyadır. Abi eneye kadar bekliyoruz hepsi. Ruh bu mana ve nur dairesi, nur-u Muhammedi dairesinin içerisinde bir mahluk değil mi? Yok, eğer ruhu buraya koyuyor. Ruh mahluk mu değil? Mahluk. Ruh mahluktur. Tamam. Peki bu mahluk mudur, mahluk değil? O ikisi arasında bir şey ne? He, o zaman niye peki ruhu oraya sokuyorsun? Nasıl girecek oraya ruh? Ruh mahluktur. Bundan sonra oluyor. Ruh bundan sonra oluyor. O zaman ruh da asıl değil. Bu işte ruh burada. Ruh orada. Evet. Zaten benim ruhum demiyor musun? Hı. Benim gömleğim der gibi. Çözüldü mü? O şuydu. Sileyim şunu ben. Bak. O zaman ruhu da kaldırdığım bir şey kalmadı. Ama ben... Bana gelince kadar her şeyi anladım. Anladın mı şimdi? Biraz oraya atın. Ustad diyor ki 40 sene ömrümde 30 sene intihasımda hiç kimi anlamaya çalışıyorum. Vücut atomuz ölçük 2,5 kilo mentona yapıyorum. Baba, sen şusun bak. Onun için en büyük nimet cennette kendini müşrik görmek. Evet. Değil mi? Hayat. Kainat, şu kainat dediğim şu var ya. Şeceri hilkat. Hepsini koyduk makineye. Şuradan aşağıya hepsini koyduk. Çıktı öz. Hayat. Onu da makineye koyduk. Öz çıktı. Şuur reis. Onu da koyduk. Özü. Akıl. Onu da koyduk. Ruh. Yani bitti. Sen busun işte. Bu sana sahip çıkıyor. Benim hayatım, ben diyen bu. Benim iş ve şuurum, ben diyen bu. Benim aklım, benim ruhum. Ruh mahluktur. Ruh da şudur. Şöyle sileyim ki karıştırırsınız. Arkadaşlar, ruh mahluk, cevher itibariyle ruhun aslı budur, kanun emir. Bu cihette meculdur. Tamam mı? Buna mecul da diyebilirsiniz. Mecul. Ruh, bu dört tane vasfı taktıktan sonra mahluk oldu. Burası ben, siz yazarsanız söyleyeyim. Şurası da ruha münasip bir bedeni misalesi bir glalfi latifi vardır. Vefat engamında ruh çıplak kalmaz, bunu giyer. 584.080'li sözlerde anlatıyor onu. Devam edeyim ben. Yani cesetten çıkmış hali olursa evet. O glalfi latif denilen şeye, elbiseye dürünür. Evet. Ama bunların da açılımları var tabii. Bunlar nedir? Biraz yapmıştım. Şimdi eneyi kaldırdığımız zaman burada diyebilir miyiz aslını? O zaman aslın anlaşılıyordu. Yok, eneye geldiğin zaman aslına geliş oluruz. Eneyi kaldıramazsın. Her şey eneyi ki. Ağaç varken eneyi çekirdeği kaldıramazsın. Eneye gelince kadar her şey mahluk oluyor o zaman. Evet, aferin. Her şey çözdü o. Eneye gelene kadar hepsi mahluktur. Mahluk neydi biliyor musunuz? Bir şeye Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatı tahakkuk ederse mahluk olur. Eğer kudret sıfatı
o plan ve projeye taarruk etmese ilmi vücut devirir. Okuyorum. Ve Kâhine şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde, tarlasında onu söndür istersen, lambayı yakar mısın? Varidat ve sarfiyatına ve zer ve ekilmesine nezarete memur ve yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü mesuliyetli nazırı. Binlerle sanatlarla teçhiz edilmiş insan en gürültülü ve mesuliyetli nazırı. En mesuliyetli insan. Sonra kainat ülkesinin arz memleketinde, kainat ülkesi şuydu, hatırlarsınız o Nur-u Muhammed'inden aşağı, kainat ülkesinin arz neymiş? Arz memleketi mi? Hı, arz memleketi. Kainat ülkesinin arz memleketinde padişah ezel ve ebedin gayet dikkati altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı. Halife-i arzı. Çok da acayip bir şey yani insan. Halife-i arzı ne demek? Biraz duralım. Arzın halifesi. Hı. Ne demek, ne demek? Halife ne demek? Halife. Halife idareci. Halife. Ne demek? Biraz böyle, biraz akıllı düşünün ya. İdare eden ya. Her şeye sahibi. Halife. Kimin namına? Allah'ın askeri mi oluyor? Peki. Cihar yarı yüzünü düşünün. Kim onlar? Temsilcisi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberlik hakikati olan din İslam'ı tatbik eden kişi peygamberimizin varisi ya, halifeler, dört halife. Peygamberin nesidir? Varisi. Peki alimler kimin varisidir? Vekilidir? Enbiyaların. Peygamberlerin. Bu noktada düşünün, insan da kainatta Allah'ın halifesi. Allah'ın halifesi. Ne anladınız? Kainatla Allah arasında bir her insan halife oluyor. Bütün insanlar. Bütün insanlar bu hakikate mazhar. Ama ettirmiş, inkişaf ettirmemiş. Bu başka mesele. Öyle yaratılmış. Evet. Böyle yaratılmış. O istidatlar var, o istidatlar. Donanımları var yani. Kullanmadığında olmuyor. Halife olmuş. Diye yaratmış yani. Makineden öyle çıkmış. Evet. İnkişaf eden kişiler halifeliği kullanabiliyor. Tabii. Makineden öyle çıkmış. Sen o makineden çıkan aleti ister öyle kullan, ister hani nasıl anlatsak mesela. Şimdi size bir şey çizeyim. Bu inkişaf etmemiş kişiler kendilerini aşağıdan aşağıya düşürüyor. Çok tensiz oluyor. Sferi sahipliğinde düşüyor. En aşağı. Evet. Son model cep telefonu için, sen tabii için kullandın. Telefon için kullandın. Özellikler için kullandın. Asıl manyeti için kullanmıyor. Başka maksatlar için. Sen arabayı düşün. Arabayı yağmurdan ıslanmamak için kullandın. İçine girdin. Yağmur yaratı zaman içine girdin. Ne sürüyorsun? Hep bilmiyorum ben. Öyle yapanlar var. Aklıma geldi mi? Örnekler var. Bu arada ben bir şey duymuştum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesi yok diye duymuştum. Yanlış mı duymuşum? Ben de duydum ama okumadım. Okumadığım bir şeyi de bilmiyorum. Evet ben de duydum. Allah gölgesini daha yaratmasınlar ki üstüne basmasınlar diye duymuştum. Ben nereden duydum bilmiyorum.
Onun için biraz önceki konuyla bağlantısını söyleyeceğim. Hani insan burada kendisi aslı değil dediniz ya. Bizim aslımızın gölgesi var ama eğer gerçekten Peygamber Efendimiz'in gölgesi yoksa enteresan bir durum var. Ahmet'in mi? Evet. Bu mucize olarak belki o anlamda tezahür etmiş olabilir ama Ahmet de bir insan. Çünkü orada burada o zaman aslı burada mı oluyor? Aslı hiç burada değil mi? Değil, burada değil aslında. Mahiyeti olmuyor. İşte. Neydi o? Bize göre daha da aslısız o. Biz o aslını göremiyoruz. He, öyle yani. O aslı çekirdek oluyor. Dünyada göremiyoruz. Evet. Şimdi öneden dışarı çıkarken sır, ruh, kalp, akıl ve fiil. Ve sırrın karşılığında hissetmek ifade edilemez. Ruh anlamak seviyesindedir, kalp tanımak seviyesindedir, akıl bilme seviyesindedir. Aklın seviyesine bakın. Ne kadar düşük. Aklı esas yapmak da doğru değil. Şimdi size başka bir şeyi çizeyim. Gene insanı gene farklı boyutta, yani kendi iç aleminde şey yapmak. Şimdi ben burayı siliyorum ama bu kalem de... Duygu bunların bir üstü mü oluyor abi? Duyguları ile irade veya hayat. Evet. Hayatın içindeki bir şey. Evet. Zihin de aklın karşılığı, hissin karşılığı. Latife-i Rabbani de bizdeki işareti tezahür ederken şuurdur. Buna ruh cebeli diyoruz. Tamam. Şimdi sen çok merak ettin şurası. Bu hepsi farklıdır. Bu farklı da. Kısa zamanda çok şey olsun diye. Duygular buradadır Yusuf. Yani duygular, hisler, latifeler, yani gadab, haset, efendim haset, tevür vesairelerin mecmunun filistesidir zihayat. Ruhun zihayat bölümündedir o duygular. O mu ortaya çıkarıyor bunları? Evet. Hayattan mı? Tabii. Oluyor. Hayattan çıkıyor. Zaten hayatsız bir şey düşünemez. Hayat, ruhun sabit, müstakil bir cevheridir. Ama dışarıya çıkarken, mesela şöyle diyeyim. Sen de gadabın bir olayla ortaya çıkar. Yani o gizli. Ama şefkatin de başka bir olayla çıkıyor. Ha, şimdi, direkt enede gadab çıkmıyor. Ene ruha, ruhtan da zihayat. Yani makamlar da birbirine geçiyor böyle. Hani usta şöyle diyor mahkematta. Manalar kalpten çıktıkları zaman çıplak olarak çıkarlar. Sonra 29 tane mertebeden geçiyor. Suret alıyor. Yani zihayatın, yani enenin, yani enenin ruhun en dışarıda tezahürü duygulardır. Duygular en zahirdir ya. Biraz da o kadar şey değil. Dışarıdaki karşılıkları. Kainatı ne yapıyor dedi o. İnsanı şekillendiren de o. Odur tabii. Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Mesela insanda namaz duygusu var. Varsa namaz mutlaka olur. Yani duygu olup da fiile çıkmamak bir şey olmaz. O zaman bak, şimdi çünkü şeyde söylüyor, kalbin temayülatında hükme-i şamiyede fiillerin kaynağı. His ve duygu ve latifenin diyor tezahürüdür. Hükme-i şamiye, o el kesme meselesinde. Şimdi eğer bir insanda namaz varsa namaz duygusu vardır. Çünkü duygu eylemsiz potansiyel olarak barajda duramaz. Duygu, şimdi namaz kılmıyorsa adam o duygu yok mu demek? Yoktur. Ama bazılar diyor mesela ben ya içimden... Varsa şu kadar. O duygu yoksa? Şu sıfır değil. Mesela AQ. He. Ya, kuvvetli değil. İkincisi. Üçüncü. Kırk. İman nuru namaz marşını çeviremeyecek kadar var. Namaz duygusu yok gibi. No. Sağlam bir kalp. Namaz. Orta bir kalp. Namaz. Ama baygınlık. Bitmiş kalp. No.
Sağlam bir kalbi dinamoya benzetebiliriz o zaman. Evet, dinamo varsa akü güzel çalışır. Beraberken namaz dediniz de mesela, beraberken insan daha coşkulu, istekli, şerefli namaz kılabiliyor cemaat halinde. Birbirine inikas ediyor onda. Yani yalnızken onu hissetmiyor. Evet. Çünkü yalnızken nefsinle baş başasın. Ona. Ama cemaatte inikas var. Benim aleviyatım seni destekliyor. Onun için namaz duyguları bize tesir ediyor. Onun için kısacası bir insanda dışarıya tezahür eden bir fiili varsa onun iç aleminde duygusu var. O duygu varsa hissi var. Onun da varsa latifesi var. Birbiri içinde bunlar. Latife'de direkt buraya zihayet bölümü, o da ene. Bunlar aslında hepsi başlı başına birer tabir değil mi abi? Tabii. Canım. Mesela fikriste şeye baksan, lugata hepsi hemen hemen aynı kelimeler gibi geliyor bize. Tabii. Şimdi bir duyguları diye toplama yapıyorsan duygu nedir? Şimdi bir, o ayrı bir şey bölüm. Latife'yle... Biz komple yani komple olur. Oralara girelim diye. Ama nasıl gireceksin? Bir dakika bunlar olacak daha bak işte ha duygular işte bunlar. Sana girelim diye biraz açılımlarını yaptım şimdi. Şimdi bak, açılımlarının bir tanesi de şu. Hakimiyet yani rububiyet. Rububiyet nedir biliyor musunuz? Rububiyet de şey, çok ilginçtir bak. Çok inşallah onu şey yaparız. Uluhiyetle rububiyeti çok güzel açıklayan yer var. Birkaç dakika müsaade ederseniz. Ha bu değil. Bak buldum. Nerede kırmızı kalem? Şu. Gözüküyor mu? Evet. Esma-i Hüsna. Kardeş mi diyordu? Hı? İlk gelen, ha bu derse denk gelmiş. Evet, İkide bir Esma deyince... Esma dediğiniz kim acaba diyor? Kimdir diye merak etmiş. Esma diye. Esma hangi kadındır mı diye. Hanım ismi ya. Kadın kimdir? Kadın ismi diyebiliyor ya şimdi Esma'yı. Bunlar bahsettikleri Esma kadını kimdir? Bu kadar kamera takılmış. Şimdi bak. En çok ismi, onun ismi geçiyordu. Ali. Mün'im. Mün'im. Mün'im, ondan sonra Ulevin, Ulevin vesaire. Esma-i Hüsna'dan dışarıya çıkışlar bunlar. Tamam bu çok önemli, bu çok hoş, işimize yarayacak bu şey. Ya ne kadar uğraşmışız bunlarla ya. Buraya uluhiyet, o dışarıya çıkışa da rububiyet. Bak, dıştaki fiil dünyasındaki görüntülüğüne rububiyet, esma zatlarının mecbuna, şuradaki hulasalanışına uluhiyet. Şimdi burada da görelim. Biz hali geçenler, rububiyet, rahmeti rububiyet, şefkati rububiyet, adaleti rububiyet, hikmet mi? Evet, hakimiyet. Bu şekilde tezahür ediyor rububiyet. Ha, uluhiyet ise dikkat ederseniz, kemala tanıttırmak, sevdirmek, süslendirmek. Ne diyor biliyor musunuz? Çok acayip bir şey diyor. Bak, bir iki dakika müsaade edin. Orayı bir bulayım. Kemalatını göstermek. Rahmetle kemalatını göstermek. Bir. Şefkatle kendini tanıttırmak. Adaletle kendini sevdirmek, hikmetle sanatının nimetini süslendirmek. Şimdi ne oldu bu? Bak rahmetle kemalatını göstermek. Bu rahmet eylemdir. Kemalat haldir. Yani mesela şuradaki fiildir. Burada fiilin kaynağı ve bu fiilden buna intikal ediyoruz. Mesela şöyle diyeyim. Çocuğa bir çikolata verdi. Neyin görüntüsüdür o? Şefkatin. Bir tokat vurdun. Gadab. Zahirde fiile bak, gadab hissine hiç benziyor mu? Tezahürü öyle.
Anladın mı? Uluhiyette dedin, dışarıda rububiyet oluyor. Mesela bize Allah, sen hep meyvelerde örnek verdin ya geçen gün elmada. Elmanın dışa vuruşu, uluhiyette vardı Esma-i Hüsna'nın hepsi. Dışa vuruşunda, onda mesela fiil oldu, elma şeklinde göründü ama biz onu Allah'ın Rabb'lığı gözüküyor. Çok isimlerin Esma-i Hüsna'nın çoğunu görebiliyoruz. Görürsün mesela. Rahmetini görürsün, şefkatini görürsün, adaletini görürsün, hikmetini görürsün, sanatını görürsün, görürsün. Yani bu çok önemli. Ben bunu çok değer veriyorum buna. Esma-i Hüsna kaynaklı düşünürken, düşündüğünüz zaman Ayet-i Kübra'nın ikinci makamında anlatıyor. Uluhiyetle rububiyeti. Uluhiyet noktasına, yani rububiyetin kaynağı noktasında düşüneceksiniz. O Esma'nın dışa vuruşu alimdir, münimdir, mülevvidir, musavirdir, kerimdir, latiftir. Rububiyet icraat ediyor. Yani Rab olduğunu gösteriyor. Rab olduğunu göremeyecek. Fiiliyata dönüşüyor yani. Yani fiiliyattaki dönüşmeleri. Yoksa nasıl göreceğiz ki biz zaten? Göremezsin ki. Elma olmaz. Benim kadarımı nasıl göreceksin veya merhametimi? Çaktım çocuğa bir tane, ne yaptım? Ben seni çok seviyorum. Buna sevginin alameti bu mu? Allah bize nasıl vursun ki? Evet. Abi bu yaptığın şekil bana elma şeklini andırdı. Esma-i Hüsna. Evet. Onun şeyi uluhiyeti aslı oluyor. Evet. Rububiyeti de dışa tezahürü. Dışa tezahürü. Diyebilir miyiz? Evet. Öyle zahürü dediğimiz bana ne yazdı? Kalbi. Kalbi damarlarda böyle. Rahmet de kemalatını gösteriyor. Ha. Şefkat de tanıttırıyor. Adalet de sevdiriyor. Hikmet de süslendiriyor. Şimdi burada dinler sanatta teciz edilen gürültülü mesir nazı kainat ülkesinin arz ve memleketinde padişah ezelerinin gayet dikkati halife altına okudum. Nerede kaldı? Halife yazda kaldı. Ha evet, halife yaz. Ve cüz-i külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı. Yani sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübre omuzuna alan ve önünde iki acip yol açılan, bir yolda zihayatın en bedbahtı, diğerinde en bahtiyarı, çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i külli. Şimdi emanet-i kübreyi aldı diyor. Aa, o yok tabi. Emanet-i Kübra'yı bunu taşıması. Onun karşılığı kaynağı neresiydi? Bir kaynağına gidin. Hadi lütfen. Bu ene nereden geliyordu benim enem? Nur Muhammed. Ha! Onun kaynağına git. Meçhul zaten Nur Muhammed. Esma. Hayır, daha kaynağı en son. Esma. Mahiyet-i Zatiye. Mahiyet-i Zatiye Nur Muhammed'i ve eneye bakıyor. Şunat-ı Zatiye ruh cebeline bakıyordu. Bizdeki sıfatlar Cenab-ı Hakk'ın sıfatına, bizdeki zahirde gözüken cilve ve nakışlar da Esma'ya. Peki bu emanet-i kübra'yı bazı alimler farklı yorumlamış. Üstad evet. Hazretleri böyle yorumlamış. Evet, evet. Bazıları Kur'an demiştir. Evet. Bazı kainattaki nimetler demiştir. Kur'an da zaten o. Aynı. Kur'an da zaten ene. Kur'an da zaten aynı. Evet. Kendisi. Aynı yola çıkıyor. Hep evet. Çok acayip. Yani emaneti anladık mı emaneti? Yani Allah'lık hakikatının Celle Celaluhu'nun mahiyet-i zatiyesi burada tezahür edebiliyor. Sığmadım kainata, buraya sığdım diyor. Emanet zaten kelime manasına da çok ilginç değil mi abi? Senin olmayan bir şey sana emanet edilmesi. Sende gözükmesi. Sende gözükmesi. Ben sana bir şey veriyorum, emanet. Bu benim. Aslında senin değil de ben sana bir emanet. Sende gözüküyor. Evet, çok acayip. Doğru. Sığmadım kainata. Enenin de mahluk olmadığınız zaten anlıyoruz. Ne diyor? Sığmadım kainata. Ben de nasıl sığdım? Ben kainat içinde bir şeyim. Bak, kainat içinde değil mi? Benim sığdığım kainata sığmıyor, bende sığıyor. O zaman bende bir taraf var ki kainatta yok. Öyle değil mi? Böyle olunca da mükafat ve mücazatın şeyi de deşekli olacak. Yani, kabul edilmesi çok kolay oluyor. Yani, senin değil, sen tecavüz etmişsin. O kadar. Yani çok mantıklı geliyor böyle insan. Ondan sonra bütün esmasına en cami bir ayinesi, hitabat-ı subhanesine ve konuşmaların en anlayışlı bir muhatabası. Ya bunlar bir acayip bir, hepsi bir tabir ya. Asal şimdi diyor, izah ediyor. Ya nasıl diyeceğim ya, bütün esmasına cami bir ayine. Dur kardeşim, ne dedi bu? Ondan sonra
hitabat-ı subhanesine ve konuşmalarına anlaştığı bir muhatabası. Allah'ın konuşması nasıl bir konuşmaktır? Konuşması, konuşmasına muhatapmış. Allah'ın konuşması anlayacak bir insan. Ben şimdi Almanların konuşmasını anlamıyorum. Siz muhatabısınız, ben değilim. Anlamıyorum. Şimdi sen kimsin ya? Allah'ın konuşmasına muhatap oluyorsun. Bu seviyeye bak ya. Ne demek? Ne demek istiyorum? Sen nesin ya bu? Ağacın da hafızam almıyor da dile getiremiyorum ya. Sen kimsin, ben kimim ya? Nasıl muhatap alıyor? Şeyi nasıl konuşmasına muhatap olabiliyorsun?